Nasıl anlatayım sana? Günlerdir sizin evinizde yaşıyorum. Nasıl bir aile olduğunuzu biliyorum. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben sana neden anlatayım? Efendim hala. Kartal, Balkan kuzeysiz döndü. Barbaros da bırakmış. Konuştum Kuzey'le. Keyfi yerinde. Neden? Neden kalmış orada? Ne dedi? Bıkmış sizden. Ne demek o Kartal? Ne biçim laf bu? Hala, Barbaros onun dedesi. İstediği zaman gider kalır. Hayır, siz niye tutuşuyorsunuz onu anlamadım. Balkan gibi onu da bu işlere sokacak Kartal. Ben öyle bir şeye müsaade etmem. Kuzey de istemiyor zaten. Siz gerçekleri anlatacak mısınız artık? Anlatmadığınız sürece Kuzey ile ilgili yardım istemeyin benden. Ben kendisiyle irtibattayım zaten. Kapatıyorum. Kartal bir dakika dur, kapatma lütfen. Bıktım gizli kapaklı işlerinizden. Sırlarınızdan. Benden yardım isteyen açık sözlü olacak. Demek benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun ha? İyi. Gel. Kimin odası burası? Doğru bildin. Annemin eviydi burası. Hala da öyle. Yaşıyor. Çocukluğumuz bu evde geçti. Her yaz gelirdik. Annem bu odadan hiç çıkmazdı. Böyle burada bir kenara oturur, öyle el işi yapardı. Bunlar ne? Balkan Alpan. Balkan Alpan. Balkan Alpan. Tek korkum o soğuk nemli duvarların seni sertleştirmesi. Kalbini kabuk bağlatma oğlum. Hep bildiğim, hep sevdiğim Balkanım olarak kal. Oğlum canım. Senin ve ailenin iyiliği için bazı şeyleri senden saklamak zorunda kaldık. Kartal'la yaptık bunu. Öğrendiğinde kızma sakın kardeşine. Bunun böyle olmasını ben istedim. Kaçmaya çalışırsın diye korktum. Öldürürler seni diye korktum. Sakın Kartal'a kızma. Seni canından çok seven anne. Yazmış. Her şeyi anlatmış.
işlerinden kurtulmak istemiş. Yaşatmışsın anneni. Aynı durumdaymışız. İkimiz de canımızdan değerli insanları saklıyormuşuz. Ben şimdi anlıyorum senin neden normal bir hayatın, normal bir işin olmamış. Her şeye nasıl tahammül edebiliyorsun? Anlamanın bana bir faydası yok. Tamam, anlatacağım. Anlatacağım. Sonra bana ne istersen yaparsın. Ama benden duy. Tabii günahsız insanlar zarar görmeyecek. Ona sahip çıkacaksın. Kuzey'i ancak gerçek babası koruyabilir. Kim? Tuna, Allah aşkına artık söyle yeter. Bu kadarmış Yıldız. Kartal'a artık söylemek zorundayız. Ama tabii ondan önce Kuzey'in gerçek babasının her şeyden haberdar olması lazım. Tuna kim? Oğlumun babası kim? Kim onu hem Barbaros'tan hem İskender'den koruyabilecek? Adnan. Kuzey'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek. Sen anneni koruyabilmişsin. Ben hayatımda kimseyi koruyamadım. 9 yaşındaydım. Adım Melek. Doğum günümdü. Pastamı kesmek için babamı bekliyordum. Dediği saatte gelemedi, onun yerine polisler geldi. Başınız sağ olsun dediler. Annem kardeşlerime hamileydi. O anda düştü. Kalbi dayanmadı. Tüm bunları biz mi yaptık? Ben başkomiser Mehmet Aydın'ın kızıyım. Onu siz öldürdünüz. Sadece onu değil. Annemi de. Sizin yüzünüzden. Annem babanın ölümüne engel olmaya çalıştı. Balkan'ın hapse girmesine engel olmaya çalıştı. Bu yüzden masadan ölüm emri çıktı. Annem babamı tanıyor muydu? Hayır. Buluşmuşlar. Ona kurulan kumpası anlatmaya çalışmış. Sonra bir şey olmuş. Baban yine de gitmiş oraya. Annem de ortaya çıktı. Böylece. Öyledir. Bizim dünyamızda polise konuşmanın cezası ölüm. Kim olursa olsun ölüm.
Sen anneni kurtarabilmişsin ama. Ben çok küçüktüm. Kardeşlerimden birini kurtarabildiler. Hayatta olan kardeşinle tehdit ediyorlar seni. Ben onu koruyacağım diye babamla anneme söz verdim. Başaramadım. Onu da elimden aldınız. Nasıl? Ona ne yaptık? Ben sana kardeşlerinin doğduğu günü iple çeken, pastasını kesmek için babasını bekleyen bir kız çocuğunu anlattım. Hikayenin devamı var. Onu da bana emanet edilen kişi anlatacak. Kardeşin. Abinin hayatını çaldı. Canımın diğer yarısı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.